Futbol benim için bir eğlence aracı. Genelde futbolu eğlenmek ya da vakit geçirmek için izlerim. Ancak futbolda tıpkı hayat gibi bizi her zaman eğlendiremiyor. Bazen futbolda öyle olaylar oluyor ki birkaç gün etkisinden çıkamıyoruz. Etkisinden çıkamadığımız bu olayların başında da hayatın bir gerçeği olan ölüm geliyor. İşte bugün bu konuyu konuşacağız. Bugün genç yaşta futbol oynarken vefat eden futbolcuları ve uçak kazası sonrası kaderi değişen bir takımı konu aldım. Hem bilmediklerimizi öğreniriz hem de bildiklerimizi yad etmiş oluruz. Bu listemize hemen geçeceğim ancak kısa bir sürenizi almak istiyorum. Kanalımızda bir çekiliş düzenliyoruz. Katılmak için tek şart kanalımıza abone olmak. Abone olmak dışında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her zamanki gibi keyifli seyirler diyemeyeceğim. Dilerseniz listemize geçelim. Andreas Escobar. Kendi kalesine attığı golün hayatına mal olduğu bir futbolcuyla listemize başlıyoruz. Kolombiya'da El Caballero del Futbol, yani futbolun centilmeni olarak adlandırılan Andreas Escobar, Kolombiya formasını ilk olarak 1988 yılında giydi. Milli takımda ilk golünü 1988 yılında İngiltere'ye karşı atan Escobar, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda A grubunda Kolombiya formasıyla ABD'ye karşı sahadaydı. Amerikalı orta saha oyuncusu John Herkes'in açtığı ortada topa müdahale etti ve golü kendi kalesine attı. Fakat kendi kalesine attığı bu golün hayatının sona ermesine neden olacağını bilmiyor. Zaten kim bilebilirdi ki? Escobar'ın kendi kalesine attığı şanssız golün ardından Kolombiya favorisi olduğu gruptan çıkamadı. 1994 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Escobar Medellin şehrine dönmeye karar verdi. Kolombiyalı oyuncu 1994 yılında bir akşam Medellin'in El Poblado semtinde El Indio adındaki bir barda arkadaşlarıyla eğleniyordu. Gece yaklaşık saat 3 sularında barın otoparkında yalnız kalan Escobar 3 kişinin saldırısına uğradı. Escobar'ın arkadaşları 6 kez vurulan Escobar'ı hastaneye götürse de Kolombiyalı vurulduktan 45 dakika sonra hayatını kaybetmişti. Escobar'ın Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kendi kalesine attığı için öldürüldüğüne inanılıyordu. Zaten daha sonrasında bu şüphenin gerçek olduğu ortaya çıktı. Kolombiya'da dönemin nüfuzlu mafyalarından olan Humberto Castro Munoz, Escobar'ı kendi adamlarıyla birlikte öldürdüğünü itiraf etti. Kolombiya halkı tarafından çok sevilen Escobar'ın cenazesine yaklaşık 120 bin kişi katıldı. Ahmet Çalık. Başkentimiz Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık, futbol kariyerine de altyapısından yetiştiği Ankara takımı Gençler Birliği'nde başladı. O zamanlar genç yaşında olmasına rağmen gösterdikleriyle Avrupa'dan takımların dikkatini çekse de o çocukluk aşkım dediği Galatasaray'a transfer olmayı tercih etti. 2017'nin Ocak ayında Galatasaray Ahmet Çalık için 2,5 milyon euro ödemişti. Ancak Galatasaray kariyeri istediği gibi gitmedi. Düzenli forma şansı bulamayınca yeniden Anadolu'ya döndü. Bu yıl Konyaspor'un başardıklarında büyük pay sahibi olan Ahmet Çalık maalesef 11 Ocak günü hayata veda etti. Nişanlısıyla evlenmek için evrakları tamamlamadığını Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayat bizi ondan ayırdı. Junior Malanda. Bu videomuzda göreceğiniz tüm oyuncular futbolculuk hayatında vefat ettikleri için elbette hepsi gencecik insanlar. Ancak aralarında belki de en genci Junior Malanda'dır. Anderlecht ve Lille gibi önemli takımların altyapısında eğitim alan Junior Malanda, Zultavaregem'de yaptığı çıkışın ardından 1,7 milyon euro bedelle Wolfsburg'a transfer olmuştu. Wolfsburg'a transfer olduğunda henüz 10 yaşında olan Belçikalı oyuncuya büyük potansiyel gözüyle bakılıyordu. O dönemler konsol oyunu oynayanlar bilirler, oyunda bazılarımızın aldığı oyunculardan biriydi. Yani konsol oyunlarında da ona yüksek potansiyeller veriliyordu. Biz de kullanıyorduk. Ancak ölüm onu aramızdan aldı. 2015 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında gözlerini bir daha açmamak üzere kapadı. Robert Enke. Videomuza Fenerbahçelilerin yakından tanıdığı bir isimle devam ediyoruz. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Enke, Mönchengladbach ve Benfica gibi takımlarda yakaladığı çıkışla Barcelona'ya transfer olmuştu. Barça'da istediği süreyi bulamayınca kariyeri kötüye gitmeye başlayan Enke, o dönemler bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Yeniden toparlanması için Fenerbahçe'ye gönderilmişti ancak daha kötü bir halde dönmüştü. Fenerbahçe'nin 2003 yılında İstanbulspor'la yaptığı lig maçında hatalı goller yemesi üzerine yoğun eleştiri almıştı. Uyum sağlayamadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi. Barça'ya tekrar döndüğünde de gözden çıkarılmış bir isimdi. 2004 yılında ülkesine Hannover formasıyla döndü. Ülkesine dönmesinin üzerinden yalnızca 2 yıl geçmişti ki kötü giden kariyerinin üstüne bir de yıkıcı bir haber almıştı. 2006 yılında Kızılderayı kaybeden Enke tamamen depresyona sürüklenmişti. Kötü giden futbol kariyeri ve özel hayatın zorluklarına dayanamayan Enke 2009 yılında bir trenin önüne atlayarak intihar etti. Patrick Ekeng. Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan, daha sonrasında Fransa ve İspanyol takımlarında oynayan Patrick Ekeng, 2015 yılında Romanya takımı Dinamo Bükreş'e transfer olmuştu. Dinamo Bükreş forması giydiği dönemler 2016 Mayıs ayında maç oynanırken bir anda yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan futbolcunun 2 saat sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Ediz Bahtiyaroğlu. Bosna Hersek kökenli Türk futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu futbol hayatına doğduğu şehrin takımı Bursaspor'da başlamıştı. Daha sonrasında Ankaraspor, Keçiören Gücü ve Ankara Gücü gibi çeşitli Ankara takımlarında oynadıktan sonra Bucaspor'a transfer oldu. Bucaspor'da bir yıl kalmasının ardından kariyerinin son takımına Eskişehirspor'a gitti. Ülkemizin alt yaş takımlarında da milli formayı birkaç defa giymiş olan Ediz Bahtiyaroğlu 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dale Roberts.
İngiliz kaleci Dale Roberts'ın ölüm şekli diğerlerinden biraz daha farklı. Genç İngiliz kaleci Dale Roberts, eşi Linsley Cowan'ın John Terry'nin abisi Paul Terry ile aldattığını öğreniyor. Bu gerçekle yüzleşemeyen Dale Roberts, intihar ederek hayatını sonlandırmıştı. Nottingham Forest'ın altyapısında yetişen Dale Roberts, hayatını sonlandırdığında Nottingham Forest forması giyen 24 yaşında genç bir kaleciydi. Serhii Perkun. 2001 yılının Ağustos ayında oynanan maçta rakibiyle kafa kafaya çarpışan CSKA Moskova kalecisi Serhii Perkun 10 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesinden yenik ayrıldı. Rus kaleci Perkun, Rusya Ligi tarihinde sakatlık yüzünden ölen ilk ve tek futbolcu olmuştu. Serhii Perkun yaşadığı sakatlık sonucu vefat ettiğinde henüz 23 yaşındaydı. Emiliano Sala. Arjantinli forvet Emiliano Sala 2018-2019 sezonuna çok hızlı bir başlangıç yapmıştı. Fransa Ligi'nde Nans formasıyla ligin ilk yarısında çıktığı 19 maçta 12 gol 2 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekiyordu. O dönemler Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City, Sala ile forvet sorunu çözeceğini düşünerek onun için 17 milyon euro saydı. İşte bu transfer tamamlandıktan birkaç gün sonra Sala yeni ekibine katılmak için bindiği uçaktan canlı çıkamadı. Emiliano Sala, Fransa'dan İngiltere'ye hareket ettiği 21 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen uçak kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Uçakta Emiliano Sala ile birlikte uçağın pilotu da hayatını kaybetmişti. Mats Gadsby. Kalp krizi sonucunda gelen ölüm maalesef futbolcularda görünen en büyük sıkıntılardan biri. Yine bir kalp krizi ve yine maalesef yine vefat eden bir oyuncu. 27 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu genç yaşına rağmen kalp krizine yenik düşmüştü. Joseph Sural. Alanyaspor'un 1990 doğumlu genç futbolcusu Joseph Sural 2019 yılında maalesef hayatını kaybetmişti. Futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralanırken bunlardan vücudunun birçok yerinde kırık olan Joseph Sural kafa travması geçirdi. Ameliyata alınan genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. František Rajtoral. Ülkemizin topraklarında forma giyerken vefat eden diğer bir futbolcu da František Rajtoral'dı. 2016 yılında Victoria Pilsen'den 500 bin euro bedelle transfer edilen František Rajtoral, kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu nedeniyle tedavi görüyordu. František Rajtoral maalesef mental sorunlarına yenik düşerek 2017 yılında intihar etti. José Antonio Reyes. Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla gibi kulüplerin formasını giyen İspanyol yıldız trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılmıştı. Hız sınırının 120 olduğu yolda 190 km hızla giderken lastiğin patlaması sonucu trafik kazası geçirmişti. Davide Astori. Milan altyapısında yetişen ve Milan'da futbola başlayan Astori, kariyerinin tamamını İtalyan takımlarında geçirmişti. Milan yıllarının ardından Cagliari, Roma ve Fiorentina formaları giyen Astori, İtalyan futbolu için önemli bir isimdi. İtalya milli takımı ile 14 maça çıkan ve bir de golü bulunan Astori, o dönemler Fiorentina'nın kaptanlığını yapıyordu. Trajedi denilen şey maalesef hayatın bir parçası olduğu gibi futbolun da bir parçası. Birlik maçı için Udinese deplasmanına gittikleri sırada kaldığı otelde kalbine yenik düşen Astori hayatını kaybetmişti. Bu zamansız ölümün ardından Fiorentina takım kaptanı Davide Astori'nin 13 numaralı formasını emekliye ayırdı. Ayrıca Astori'nin eski takımlarından Cagliari'de 13 numaralı formayı emekliye ayırmıştı. Antonio Puerta. Futbolda ölümler ekstrem sporlar kadar yoğun yaşanmıyor. Sevilla'da oynayan Antonio Puerta da sahaya çıkarken o maçın son maçı olacağından haberdar değildi. Saha içinde kalbine yenik düşüp yere yığılan Antonio Puerta bir daha maça çıkamadı. Marc Vivien Foe. 2003 yılında düzenlenen Konfederasyon Kupası çok trajik bir olaya sahne olmuştu. Kamerun forması giyen Foe'nun kalbi maçın ortasında durdu. Marc Vivien Foe bir anda yere yığıldı ve daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefatından yalnızca 3 yıl önce o dönemler Fransa'nın en güçlü takımı olan Lyon onun için 9 milyon euro ödemişti. Kariyeri yolunda gidiyordu. Vefat ettiğinde 28 yaşında olan Kamerunlu futbolcu Manchester City forması giyiyordu. Isaac Promise. Gençler Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın keşfettiği isimlerden biri olan Isaac Promise, futbola ülkemizde başladı. Ülkemizde Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi. 2017 yılında ülkemizden ayrılan Nijeryalı futbolcu, 2 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. Chapecoense futbol takımı. Videomuzun hemen başında uçak kazası sonucu kaderi değişen bir takım demiştim. İşte o takım Brezilya takımı Chapecoense. 1973 yılında iki amatör takımın birleşmesiyle kurulmuş olan takım, tarihinde ilk kez 2014'te Brezilya 1. Ligi'ne Serie A'ya çıkmayı başardı. Belki gösterişli tarihe sahip olan bir takım değillerdi. Ancak son zamanlarda iyi yönetiliyorlardı ve başarılara birer birer ulaşıyorlardı. Hatta 2016 yılında Güney Amerika'da kulüpler arası en önemli ikinci turnuva kabul edilen Copa Sudamericana finaline kalmışlardı. Copa Sudamericana'yı Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli UEFA
UEFA organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi finali gibi düşünebilirsiniz. O ayarda bir turnuva. Güney Amerika'da finallerde deplasman ve iç saha olmak üzere iki ayakla oynanıyor. Finale kalan Chapecoense finalin ilk ayağını oynamak için Kolombiya'ya gidiyordu. Ancak futbolda belki de hiçbirimizin aklına bile gelmeyecek olay o yolculuk sırasında olmuştu. Futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da Medellin yakınlarında düştü. Tüm dünyayı yasa boğan uçak kazası sonucunda Chapecoense takımının 19 futbolcusu hayatını kaybetmişti. Futbol kamuoyu bu acı kazaya kayıtsız kalmadı. Chapecoense'nin finaldeki rakibi Atletico Nacional kazanın ardından kupanın Chapecoense'ye verilmesini istedi. Böylece oynanmayan finalde kupa Chapecoense'nin olmuştu. Diğer Güney Amerika takımları da bu olaya el attılar. Brezilya kulüpleri futbolcularını bedelsiz olarak Chapecoense'ye verebileceklerini açıkladılar. Sayısız futbolcu ve takım sosyal medya hesapları üzerinden Chapecoense'ye başsağlığı mesajı yayınladı. Chapecoense'nin yanında oldular. Brezilya Futbol Federasyonu da 3 yıl boyunca Chapecoense takımının küme düşürülmeyeceğini açıklamıştı. 3 yıl boyunca toparlanamayan takım 2019 yılında bir atlıya düşmüştü. 2020 yılında tekrar Brezilya Serie A'ya çıksalar da yeniden düştüler. Chapecoense futbol takımı tüm acı anlarla birlikte günümüzde Brezilya Serie B'de mücadele ediyor. Evet, bugün bazen biten bir kariyeri bazen de kaybolan bir takımı anlatmaya çalıştım. Bu haftaki videomuz pek tatlı bir video değildi ama umarım yine de hoşunuza gitmiştir. Yakınlarınıza, ailenize ve tabii ki size huzurlu ve uzun bir ömür dileyerek videomuzu kapatıyorum. Herkese mutlu günler dilerim.